Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün piyasa gerçekten alev alev yanıyor. Bitcoin artıyor bir öne geçiyor. Altcoin'lerde bir düşüş geliyor Bitcoin öne geçtiği zaman. Bitcoin düşüşe geçtiği zaman altcoin'lerde geri bir dominans artışı geliyor. Bugün tam böyle bir at yarışı gibi yani bir Bitcoin bir altcoin'ler öne geçmeye başladılar. Ve gayet heyecanlıydı piyasa. Ben de gündüz takip edebildiğim kadar ettim. Fakat işlerimden dolayı diyor atamadım arkadaşlar sizlere sabahleyin. Ve şimdi piyasayı değerlendirelim hep beraber. Daha önceki videomuzda arkadaşlar merakla beklenen dev altcoin sepeti isimli videomuzdaki coin'lerin neredeyse tamamı fiyatlandı arkadaşlar ve bir önceki videolarımızda boğa sezonunda kaybetmemek için 5 altın madde isimli bir videomuz vardı arkadaşlar az sonra bu videomuzdan bir kesit izleyeceğiz sizlerle beraber 4 gün önce paylaşmıştık bu videoyu ve 2 gün önce arkadaşlar sizlerle boğa sezonunda stop limitin önemini bahsetmiştim. Yani arkadaşlar bu iki video birbiriyle bağlantılı iki video buradaki boğa sezonundaki altcoinlerle ilgili bir analizimiz vardı ve boğa sezonunda stop limit de Sizlerin yükselişte zarar görmemeniz için kara geçen coinlerinizi dengeli tutabilmeniz için de bu videoları detaylı olarak izlediğinizi varsayıyorum. Fakat arkadaşlar yorumlarda bana gelen şimdi fiyat yükseldi biliyorsunuz bu 1-2 gündür fiyatlar ciddi altcoinlerde yükselişe geçti. Bitcoin'in dominans düşüşünden dolayı bunu daha önce de aslında sizlere sık sık söylemiştim. Demiştim ki Bitcoin'in dominansı düşüşe geçerse altcoinler fiyatlanır. Bitcoin'in dominansı artışa geçerse altcoin'lerde fiyat düşüşleri gelecektir. Bunu birçok defa söyledim arkadaşlar videolarımızda. Tekrardan yine söylüyorum. Bitcoin'in dominansı özellikle şu anda çok güzel bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Sizler tarafında yani anlık olarak Bitcoin'in dominansını takip edeceksiniz sadece. Coin'in fiyatını takip etmenize gerek yok. Dominans düşerse altcoinler fiyatlanır. Dominans artarsa altcoinler arkadaşlar darbe alacaklardır. Bu yüzden arkadaşlar dominans bizler için çok önemli. Şimdi arkadaşlar laf fazla uzatmadan daha önceki bu boğa sezonunda kaybetmemek için 5 altın madde isimli videomuzdan bir kesit izliyoruz. Daha sonrasında videomuza Bunu devam görüyoruz. edeceğiz. Artık. Ve altcoinlerde hafif fiyatlanmalara bugün görüyoruz arkadaşlar. XRP'de %3'lük bir artış var son 24 saatte. 0.30 centin üzerine attı. 0.30 centte biliyorsunuz bir direnç noktası var XRP'nin. Chainlink'de %4 bir artış var. Litecoin'de yüzde %9 hafif hafif artışlar geliyor artık. Altcoin'lerle ilgili de arkadaşlar dün çok soran olmuştu. Arkadaşlar dediğim gibi altcoin boğazını benim beklentim 2021'in Ocak ya da Şubat aylarında bekliyorum. Altcoin'lerde arkadaşlar şu anda parçalı alımlar yapılabilecek seviyelere geliyoruz yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Yani parçalı alım ne demekti arkadaşlar? Sermayenizi 4-5 parçaya bölüp bir parçasıyla bugün bir parçasıyla biraz daha düşerse bir parçasıyla daha da aşağı inerse alımlar yapıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi videomuzda izlediğimiz gibi bu kesiti niye koydunuz diye soracak olanlar olabilir. Arkadaşlar 4 gün önce ben sizlere dedim ki parçalı alımlar şu anda altcoinlerde uygundur. Yani parça parça alabilirsiniz şeklinde söylemiştim. Fakat özellikle gelen yorumlarda şu anda girelim mi şeklinde soranlar var. Bugün soranlar var, dün soranlar var. 4 gün önceki videomuzda bahsettiğim için arkadaşlar dediğim gibi videoları sardırarak izlemeyin. Bunu özellikle sizlerden rica ediyorum. Özellikle bari şu boğa piyasasında sardırarak izlemeyin. Yani ben bir şey kaybetmiyorum arkadaşlar. Benim orada kazanacağım para 0.01 dolara dek gelir sizin videoyu uzun süre izlemeniz. Ama sizin için çok ciddi zararlardan kurtarır sizi. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Videoyu o yüzden tamamını izlemenizi öneririm sizlere. Arkadaşlar hemen hızlıca Bitcoin'in grafiğimize bakıyoruz. Bu grafiğimiz artık bir fenomen oldu gibi söyleyeyim sizlere. Yani bu grafik çoğu kişi ezbere biliyor artık baktığı zaman. Ha, bu grafiği hatta kendi adımız olmadan bir yere yayınlayayım ben. Derler ki expert paranın çizmiş olduğu grafikti bu şeklinde söyleyecek birçok arkadaşımız var. Buna da eminim. Arkadaşlar baktığımız zaman yeşil hedef bölgemize şu anda Bitcoin girdi. Şimdi artık bizim 19.000'de bir direncimiz vardı. Bitcoin bu direnci kırmış şeklinde görünüyor. 19.000 doları destek yaparsak ve önceki zirve fiyatımız kaç diye soracak olan arkadaşlarımız olabilir. Arkadaşlar önceki 2017 yılında zirve noktasına iğne atıp geri düştüğü fiyat 19.793 dolar seviyesi. Yani bizim için şu anda bu fiyatı geçtiği zaman yeni zirve gelmiş demektir. Artık bundan sonrasında ne direnç var, Bitcoin dümdüz yukarı doğru bir fiyatlanmaya girebilir. Çünkü dediğim gibi daha önceki zirve bizim için direnç noktalarını belirlediğimiz zirveydi ve son direnç noktasına neredeyse gelmiş oluyoruz. Bundan sonrasında artık yeni zirveleri deneyecektir. Eğer 19793 doları geçebilirse tabii ki. 19793 dolarda takılma durumu da olabilir. Buradan sonrasında geri aşağıya da hareketlenme olabilir. Bu seferde de altcoinlerde fiyatlanma gelecektir. Şimdi arkadaşlar hiçbirinizin panik yapmasına gerek yok. Altcoinlerde daha hiçbir şey kaçırmadınız. Yani şu anda sizin gördüğünüz hareketler altcoinlerde daha %10 şeklinde söyleyeyim sizlere. %10, %15 şekillere şu anda gördüğünüz fiyat seviyeleri. Şimdi daha önce boğa piyasasını görmemiş olan arkadaşlarımız ister istemez diyorlar ki a fiyat ne kadar fiyatlandı bir coin bu kadar artabilir mi? %127 artabilir mi? Arkadaşlar ben 2017 yılındaki boğa piyasasında bir akşam yatıp sabah kalktığımda yüzde bin fiyatlanmış coinler gördüm. Yani yüzde bin seviyesinde fiyatlanıyordu bir gecede. Bundan dolayı arkadaşlar bu piyasada özellikle zaten piyasanın heyecanlı olmasının sebebi insanların heyecanı sevmesinin sebebi altın gibi ya da dolar gibi böyle biraz daha stabil hareketlerde seyretmez kripto para piyasaları. Bu şekilde çok sert nasıl ayı piyasasında çok sert düşüşler geliyorsa boğa piyasasında da aşırı sert derecede artışlar görebiliriz. Mesela XRP'de gördüğümüz gibi son 7 günde %127'lik bir artış geldi. Yani ciddi seviyelerde sitelerde %119'luk bir artış var mesela. Bu ciddi seviyelerde artış yapan coinleri sayıyorum sadece sizlere şu anda. Baktığım zaman IOTA'da %50'lik bir artış var aşağı yukarı. Bu fiyat hareketleri arkadaşlar daha çok ciddi. Yani alt coinleri kaçırdık mı biz şeklinde düşüneceğiniz bir fiyat seviyesi değil. Yani hiçbir şeye kaçırmadınız arkadaşlar işin açığını söylemek gerekirse. Daha yeni yeni başlıyoruz. Yani hani bir koşucu koşuya başlarken ısınır. Şu anda piyasada ısınıyor arkadaşlar. Bitcoin'de de CoinMarketCap'te yukarı kısımda Bitcoin 20 bin dolara hangi tarih aralığında çıkar şeklinde bir yarışma düzenleniyor şu anda. Ben de bu yarışmaya katıldım. Sizler de arkadaşlar katılabilirsiniz. Ödül olarak Bitcoin dağıtacaklar. Sizler de zirvesini hangi gün göreceğini düşünüyorsanız burada paylaşabilirsiniz. Belki Bitcoin ödülünü siz kazanırsınız. Hiç belli olmaz. Arkadaşlar baktığımız zaman şu anda kripto para piyasasında Bitcoin hakimiyeti %61.8 görünüyor Market Cap'te. Coin360'da %63.91 görünüyor. Bu dominans seviyesi arkadaşlar sabah saatlerinde %62 seviyelerindeydi. Ve şu anda yine dominans da bir nebze de olsa artış oldu. Bitcoin'in fiyatı çünkü 19000 doları kırdı arkadaşlar. Bundan dolayı da ne oldu altcoinlerde bir fiyat geri çekilmeleri hafif hafif yaşandı. Fakat çok ciddi çekilmeler daha yaşanmadı. Bunları ne zaman yaşayabiliriz çok ciddi fiyat çekilmelerini? Buradaki görmüş olduğumuz dominans seviyesi %72 ve 78 aralığına gelirse o zaman altcoin'lerde çok ciddi fiyat geri çekilmeleri görmemiz muhtemel arkadaşlar. Daha önceki yine sizlere söylemiş olduğum dominans aralığımız %72 ve %78 arası arkadaşlar. Belki bu dominans seviyelerine çıkamayabilir. Çünkü eski boğa piyasasına yani 2017 yılındaki boğa piyasasına göre şu anda piyasada çok daha fazla ve gerçekten de kaliteli olan çok fazla coin var arkadaşlar piyasada şu anda. Bu da ister istemez Bitcoin'in hakimiyetini belli bir noktada sınırlayacaktır. Çünkü Bitcoin 2017 yılında dominansını %80'lere kadar çıkarmıştı neredeyse. Ve daha sonrasında da %40'a kadar sert bir dominans düşüşü olmuştu. Fakat şu anda piyasada daha fazla çeşit coin olduğundan dolayı alt olduğundan dolayı ve bunların sıkı takipçileri fanları bir nevi olduğundan dolayı insanlar ister istemez bitcoin'in hakimiyetini belli bir seviyede tutacaklardır. Belki %70 seviyelerine bile bitcoin hakimiyeti göremeyebilir. Fakat benim destek ve direnç çizmiş olduğum dominant seviyesindeki noktalar %72 ve %78 arası bitcoin'de buralardan geri dönüşler görebiliriz. Arkadaşlar kripto korku endeksine baktığımız zaman da hemen hızlıca şu anda 88 puandayız. Yani piyasaya güven var arkadaşlar. Dün 90 puandaydık. Geçen hafta 86 ve geçen ay 76 puan. Gördüğünüz gibi artık yem yeşil bir Piyasadayız. İnsanların Bitcoin'e güveni geldi. Bildiğiniz gibi önceki videolarımızda burası hep kırmızıydı. İnsanlar Bitcoin'den korkuyorlardı. Fakat şu anda artık insanlar Bitcoin'e tekrardan ısınmaya başladılar. Özellikle Bitcoin'de bu 19.793 dolar noktası kırıldığı zaman artık Bitcoin'de yeni zirveler geldi. Bitcoin 100.000 dolar olacak, Bitcoin 1 milyon dolar olacak şeklinde bütün televizyon kanallarında görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu daha önce de sizlere söylemiştim arkadaşlar. O zaman daha şuradaki 14.000 dolar direncini bile geçmediğimiz bir seviyedeydik. Ve şu anda da analizimiz tam 4 dörtlük neredeyse oturdu. Yani yeşil hedef bölgesine girmemiz biz aralığın 13'üne doğru beklerken daha erken geldi. 11. ayın 24'ünde geldi. Ve dediğim gibi bir 15 günlük 20 günlük bir fire Hedefimizi tutturmuş olduk Bitcoin'de şu anda. Ve arkadaşlar sizlerin çok merak etmiş olduğu bir konuya geliyorum şu anda. Altcoin'lerden hangileri şu anda fiyatlanmadı? Buradan baktığınız zaman diyebilirsiniz ki hocam neredeyse hepsi fiyatlandı. Biz nasıl para kazanacağız artık? Biz kaçırdık mı? Yani gemi kalktı mı şeklinde düşünenler olabilir. Arkadaşlar daha emin olun, gemi kalkmadı. Gemi kalktığı zaman XRP 3 dolar seviyelerinde, Ethereum'u 1000 dolar seviyelerinde görebilirsiniz. Litecoin'i mesela 200 dolar seviyelerinde görebilirsiniz. heran. Bundan dolayı da Cardano'yu 1 dolar seviyeleri gibi düşünebilirsiniz. Yani asıl gemi o zaman kalkmış demektir. Siz de binememişsiniz demektir gemiye kısaca. Altcoin'lerde de dediğim gibi arkadaşlar parçalı alımlar uygundur. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber parçalı alımda ne demekti? Tekrardan bir daha üstüne basarak söylüyorum. Elinizdeki sermayeyi 2-3 parçaya bölerek ya da 4-5 parçaya bölerek parça parça alım yapmak arkadaşlar. Yani bu fiyat seviyesinden bir nebze. Dominans artarsa bitcoin'in biraz daha fiyat düşeceği için bir nebze. Yani bu şekilde hareket edebilirsiniz. Şimdi fiyatlanmamış olan altcoinlerden yapacağımız belki de boğadan önce son altcoin sepetimiz arkadaşlar. Daha önceki buradaki merakla beklenen dev altcoin sepeti videomuzda hatırlarsınız demiştim ki belki bu son altcoin boğasından önceki videomuz olacak. Fakat birçok arkadaşımız yorumlarda bana dedi ki "Hocam biz fiyatlanmamış olan altcoinleri nasıl bulacağız? Bulamıyoruz, giremiyoruz." şeklinde söyleyenler oldu. Arkadaşlar ben şimdi sizlere örnek olarak birkaç altcoin paylaşacağım daha hala boğa piyasasına girmemize rağmen fiyatlanmasını yapamadığını düşündüğüm coinler. Bunlardan birinci sırada arkadaşlar A ve coin. AV coin'in biliyorsunuz toplam arzı 16 milyon adet ve şu anda 546 TL seviyelerinde. Buradan hemen dolara aldığımız zaman da fiyatımızı şu anda 68 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Lend coin A ve coin olmuştu ve adet azaltmıştı ciddi anlamda 16 milyon adet şu anda. Fiyatta şu anda arkadaşlar boğa piyasasına girmemize rağmen ciddi bir artış gelmedi fiyatında. Çünkü bu artışın gelmeme sebebini de sizlere şu şekilde açıklayabilirim. Bildiğiniz gibi ve daha şurada 2 hafta öncesinde 35 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Şu anda 68 dolar seviyelerine zaten bu altcoin hareketlenmesi gelmeden önce çıkmıştı abi. Bundan dolayı da şu anda daha biraz daha piyasanın yükselmesini bekliyor. Kendisini de bir kademe yukarı atabilmek için. Ve ve coin arkadaşlar ilk altcoin sepetimizde olacak coinlerden bir tanesi. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Bir sonraki coinimiz compound coin. Compound Coin'de de arkadaşlar. Doları hemen alalım kurumuzu. 127 dolar seviyelerinde şu anda Compound Coin'de de çok ciddi bir fiyat hareketi gelmedi işin açını söylemek gerekirse. 100 dolar seviyelerinden şu anda 127 dolar seviyelerine geldi. Adet olarak 10 milyon adet olan bir coin'den bahsediyoruz. Adeti gayet sınırlı ve DeFi alanında liderlik yapan coin'lerden bir tanesi kendisi Compound'ın. Ve bir diğer coinimize de geçtiğimiz zaman arkadaşlar altcoin Bu aslında hala fiyatlanmadığını düşündüğüm coinlerden Blockstack arkadaşlar 683 milyon adet dolaşımda var arkadaşlar Maksimum arzı 2 milyar adet Yani IO Tayland neredeyse aynı adetteler Borsa olarak kaliteli borsalarda listeliler Ve şu anda fiyatı arkadaşlar Dolara baktığımız zaman hemen 0.236 sent civarlarında ve blok sitelerinde daha fiyatlandığını ciddi anlamda düşünmüyorum altcoin boğasında. Ve bir diğer coin'imize geçiyoruz hızlıca arkadaşlar. Bir diğer coin'imiz balansır. Balancer da biliyorsunuz DeFi alanında liderlik yapan bir coin arkadaşlar. Balancer coin'de de şu anda ciddi bir fiyat artışı gelmedi. Çok hafif bir fiyat artışı geldi işin açını söylemek gerekirse. Şu anda Balancer coin'de 16 dolar seviyesinde arkadaşlar fiyat olarak ve gerçekten kaliteli bir proje. Daha önce de bana yine soran arkadaşlarımız olmuştu. Balancer'da arkadaşlar ilk yüze girdi bu arada. Bir diğer coin'imiz arkadaşlar Swipe Coin. Swipe da yine baktığımız zaman önceki fiyat hareketine göre çok düştü arkadaşlar. Şuradan hemen dolar paritemizi aldığımız zaman fiyatımızı 4 dolar seviyelerinde zirvesini görmüştü. Yani Ağustos'un 13'ünde bu söylemiş olduğum fiyat. Ve şu anda 1.10 dolar seviyelerinde yani bir Ağustos'taki zirvesine baktığımız zaman çok ciddi seviyede geride arkadaşlar şu anda Swipecoin'de. Ve bir diğer coin'imize geçiyoruz hemen hızlıca. Bunlar arkadaşlar altcoin boğası gelmesine rağmen hala daha tam net fiyatlanamayan coin'leri söylüyorum sizlere altcoin sepeti yapılmaya uygun. Bir diğer coin'imiz de Stratis coin arkadaşlar. Stratis biliyorsunuz yakın zamanda Strax ismine geçmişti. Strax ismine geçtikten sonra insanlar daha tam durumu anlayamadıklarından dolayı olduğunu düşünüyorum. Fiyat artışını Yapamadı arkadaşlar. Stratis'in projesi yine aynı proje. Sadece şu kısaltma kısmı değişti. Strat'tan Strax oldu. Ve 0.45 dolar seviyelerinde şu anda gayet kaliteli bir proje. Binance borsasında, Bitrex borsasında Polinex de listeli olan bir coin'den bahsediyoruz. 100 milyon adet olacak piyasada sadece. Önceki boğa koşusundaki fiyatına baktığımız zaman da 19 dolar seviyeleri arkadaşlar. Stratis'in geçenki boğa koşusunda 2017 yılındaki boğa koşusunda görmüş olduğu zirve fiyatları ve son coinimize geçiyoruz arkadaşlar altcoin sepetimizdeki bir diğer coinimiz de Melon coin arkadaşlar Melon coin de şu anda yine ciddi fiyatlanmasını yapamayan coinlerden bir tanesi benim gözümde. 31 dolar seviyelerinde 1.5 milyon adet toplam arzı var. Ve borsa olarak Kraken, Huobi gibi kaliteli borsalarda, OKX gibi borsalarda listeli olan bir coin. MXC'de de listeli. Yakın zamanda ben Melon coin'in Binance borsasına da gireceğini düşünüyorum ısrarla. Ve Coinbase borsasına da gireceğini düşünüyorum işin açığını söylemek gerekirse. Ama bu tamamen yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi fikrimdir. Gerçekten beğendiğim bir proje Melon coin. DeFi coin'lerin içerisinde hem adetinin az olması hem de bildiğiniz gibi Coinbase'in inceleme listesinde olan bir coinden bahsediyoruz Melon Coin'de. Melon Coin arkadaşlar 16 dolar seviyelerindeydi. 31 dolar seviyelerine çıktı şu anda. Fakat hala daha düşük arkadaşlar işin açını söylemek gerekirse Compound'dan bayağı adet olarak düşük ve kompant 127 dolar seviyesinde. Melon şu anda arkadaşlar 31 dolar seviyesinde. Arkadaşlar dediğim gibi hiç panik yapacak bir şey yok. Durduk yere panik yapmayın. Videomuzu arkadaşlar şu videomuzu kesinlikle izleyin. Boğa sezonunda stop limiti nasıl konulur? Siz şimdi diyelim ki bir coin aldınız. Bu coin 2x yaptı. Kara geçti. Daha da ileriye doğru gidiyor. Siz ne yaparsınız? Stop koyarsınız arkadaşlar. Temkinli olmak önemlidir. Çünkü biz ne hareketler gördük? 2017 yılında çok ciddi sert yükseliş. Daha sonrasında bir o kadar da sert inişler gördük. Yani şuradan da hatta sizlere göstereyim hemen hızlıca. Şu anda neredeyse o fiyatlara geldi Bitcoin fakat 2017 yılına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 18.265 dolar seviyelerindeyken Bitcoin aralığın 19'unda Şubat'ın 5'inde 7.400 dolara düşüyor. Yani bu aradaki ciddi fiyat farkını görüyorsunuz. 18.000 dolar 7.000 dolar yani arada 11.000 dolar fiyat farkı var. Ve zaman aralığı da ne kadar derseniz sadece bir buçuk ay içerisinde arkadaşlar. Ve burada 18.000 bin dolar Bitcoin zirvesine çıktıktan sonra stopunu 17.000 dolara koyan arkadaşlar bile ciddi kar ettiler. Çünkü 17 bin dolarda stopları patladı ve ellerindeki Bitcoin satılmış oldu. Burada 7 bin dolara düştüğünde ise tekrardan alım yaparlarsa ki 2,5 adet Bitcoin almış oldular. İşte mantıklı olan hareket budur arkadaşlar kripto para piyasasında. Yani stopsuz gitmek şöyle düşünün. Fırtınalı denizde yelkensiz gitmenize benzer. Yani fırtınalı bir denizdesiniz ve normal bir sandalda arkadaşlar oturduğunuzu düşünün. Bunun yelkeni yok ve siz diyorsunuz ki güneşli hava şu anda. Ama gece fırtına çıkmayacağını bilemezsiniz arkadaşlar. Bitcoin şu anda 19.230 dolar seviyelerinde. Siz 18.000 dolara stop koyarsınız. Akşamleyin saat 12'de yatarsınız. Sabah bu uyanırsınız. Bitcoin'in fiyatı 9.000 dolara inmiş olur. Sizin stopunuz sizi orada kurtarmış olur. Yani 18.000 dolardan satmış olur. Bir bakarsınız 9.000 dolar. Paranızı 18.000 dolar olarak görürseniz tabii ki mutlu olursunuz. Çünkü 2 adet Bitcoin alabilirsiniz bu sefer. Bundan dolayı stop çok önemli. Özellikle de buradaki videomuzu çok güzel bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Belki çoğu arkadaşımız stop limit koymayı biliyordur. Oku emir koymayı biliyordur. Bundan dolayı izlememiştir. Fakat bilmeyen arkadaşlarımız özellikle söylüyorum. Bu stop limiti oku emiri adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Bu piyasayla uğraşmayı düşünüyorsanız eğer arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız. Videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımız sizlerle beraber çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Hepinize sevgilerim sunuyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.